Toplumumuzun içinden geçtiği durum dikkate alındığında dindar ya da değil hangi dine, hangi dile, hangi ırka mensup olursa olsun Diyanet İşleri Başkanı olarak ne tür bir mesaj vermek istersiniz? Bu için yaşadığımız toplum hepimizin toplumu. Evet. Bununla isterseniz bitirelim hocam. Biz hepimiz aynı insanlık ailesinin birer ferdiyiz bir defa. Ee, yani Hazreti Ali'nin ifadesiyle ya hilkatte eşiz ya dinde kardeşiz hilkatte eş olmanın aramıza getirdiği bir ahlak ve hukuk var. Hı hı. İnancınız, ırkınız, diliniz ne olursa olsun. Bütün bütün kainatla hatta bütün tabiatla, eşya ile doğru ilişki kurmamız gerekiyor. Dolayısıyla önce o hilkatte eş olmanın ve bütün kainatı, bütün tabiatı ortak kullanmanın, aynı havayı teneffüs etmenin, aynı semanın altında yaşamanın, aynı toprağın üstünde yaşamanın, aynı topraktan beslenen insanlar olarak her birimizin birbirimize karşı ahlak ve hukuk vardır. Birincisi bu. Tamam. İlaveten dindaş aynı dine mensup olmanın da bize ayrıca getirdiği bir ahlak ve hukuk var. Ama bu ahlak ve hukuk ötekiyle ilişkinin aleyhine olan bir ahlak ve hukuk değildir. İyidir. Bu bilakis onu güçlendiren onu besleyen ve onu yeryüzünde daha evrensel bir ilke haline getiren bir ahlak, bir hukuktur. Hep birlikte dünyayı birlikte imar etmek için Cenab-ı Hak bizi yarattı. Hep birlikte dünyamızı imar etmeliyiz. Dünyamızı tahrip olmaktan kurtarmalıyız. Dünyamızı ifsad etmekten kurtarmalıyız. Bizim hilkatte eş olan herhangi bir kardeşimize onurunu yok eden bir harekete hep birlikte karşı durmalıyız. İnsan onuruna sahip çıkmalıyız, onu yüceltmeliyiz, hakkına sahip çıkmalıyız. Bu bizim insan olarak hepimizin ortak vazifeleridir. <laughs>